Günaydın. Günaydın. Ne oldu Zeynep, seni iyi misafir edemedi mi? Yok. Her şey güzeldi. Hmm. Zeynep niye gelmedi o zaman? Gelir birazdan. En son kahvaltı hazırlıyordu. Öyle mi? Pınar'ın otopsi raporu geldi. Kızın vücudunda bazı morluklar var. Demek itilmeden önce hırpalanmış. Kimin ittiğini de söyleyecek misin? Kendi kendine yazıyorsun da raporu. Vücudundaki lezyonlar düşmeye bağlı da olabilir. Yani net bir şey söylemiyor rapor. Hadi gel, seninle sorguya gidiyoruz. Benimle? Evet, seninle. İçeride bir kız var. Adı Hülya. Hülya. Evet, Hülya. Pelin'in arkadaşı. Biliyor muydun? Nereden bileyim? Gel. Dün seninle konuşan komiser bu muydu? Evet. Tamam, çık sen. Geç otur. Buyur. Anlat. Ne anlatayım? Niye rahat durmuyorsun? Duramam. Bir kızın hayatı söz konusu. Tamam, bulduklarını paylaş o zaman. Bir şey bulmadım ben. Benden önce bulmuşsun ya kızı. Ya tamam işte, Pelin'in evinde kitabın arasında bir tane fotoğraf gördüm. Kafede çalışırken çektirmişler. Onun izini sürdüm. Yani? E'si işte uzun zamandır görüşmüyoruz. Aramız iyi değil dedi, sepetledi beni. Sen nasıl buldun? Pelin'in torbacısını yakaladım. Nerede? Nezarette şimdi. Pelin'in son kullandığı telefonu da ondan buldum. Konuşma kayıtlarını çıkarttım, bu kıza ulaştım. Sen de bir şeyler buluyorsun ama benimle paylaşmıyorsun, ancak suçluyorsun. Tamam da ben senin amirinim, sana hesap vermek zorunda değilim. Ama bizim orada ekip ruhu diye bir şey vardı, kimse üstünlük taslamazdı. Bittiyse çıkabilir miyim? Çıkamazsın, hayır. O eve gittin, halt ettin. Hülya Pelin'e polis geldi dedi. Pelin de tekrar kayıplara karıştı. Yakalama şansımız vardı. Senin yüzünden hala sokaklarda. O Cihan denen şerefsizin itlerinden kaçmaya çalışıyor. Çok üstüme geliyorsunuz. Sonuçta ben de bir şey yapmaya çalışıyorum burada. Özür dilerim. Ben iyi değilim, pardon.